Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde natural yenilenebilir enerjinin incelemesini ve yorumunu yapacağız arkadaşlar. Bir takipçimizin isteği üzerine aslında bu videoyu çekiyoruz. Natural yenilenebilir enerji için daha önceki videolarda söylediğim gibi. Şurada yeşil bir daire var gördüğünüz gibi. Bu şurada gördüğünüz maylon kentriye dönerse yani yeşile desteklenir, maylon kentriyle de tekrar desteklenirse yükseliş hani %80 diyeyim veya yüzdesel olarak vermeyeyim. Yani yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Hani ben sadece burada gerçekleşen senaryolar üzerine konuşuyorum arkadaşlar. Burada maylon kentri açarsa diğer verilere göre yani diğer teknik indikatörlere göre yükseliş beklentisi içerisine girebilirsiniz. Ama bu yükseliş beklentisi içine girebilirsiniz dediğim sadece bu trading verideki indikatörlere göre. Yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Açıklama kısmında zaten yasal yorumumuzu yapıyoruz. Al, sat, tut tavsiyesi olarak herhangi bir tavsiye olarak vermiyoruz arkadaşlar. Bunlar kendi benim şahsi fikrim ve indikatörlere göre yorumlar. Şimdi bunları da değindikten sonra bunu hemen natural enerjinin trading view yorumlarına gelelim. Teknik kısmına gelelim pardon. Bir aylıkta al var özet olarak. Hareketli ortamı var. Indikatörler düşüş trendi var. Şurada gördüğünüz gibi düşüş trendinden dolayı sat kısmı var. Osilatörler niye sat gösteriyor? Düşüş trendi dedik. Bizim için sıkıntılı kısım nerede dedik? Tekrar şöyle hızlıca göz atarsak. Şurayı baz alalım. 191, 181 aralığı, 180 aralığı. Buralara da inerse bu hisse biraz daha sıkıntılı düşüş trendlerine girebilir diye yorumları yapabilirim. Yatırım tavsiyesi olarak algılamayın tabii ki de. Şimdi natural enerjinin investing yorumlarına gelelim hızlıca teknik kısmındaki. Şimdiki sebep daha önceki çektiğim yani bu video olarak çektiğim iki videonun çöp olması. Çünkü sesimizi kaydetmemişiz. Tabii de sesimizi kaydetmediysek video haliyle çöp oluyor. Saatlikteyiz aynen. Saatlikte zaten nötr ve al gösteriyor arkadaşlar. Aylık alalım. Aylık trading view'e göre birazcık sat veriyordu şurada bir yerde neredeydi. Sat veriyordu osilatörlere göre. Ama investing'de osilatör yok zaten galiba. Aynen teknik indikatör ve hareketli ortalamalara göre güçlü algıydı ikisinde de. Bu biraz beni şaşırttı. Aslında trading bir evde de şurada bir yerde hareket arkadaşlar video yarısından devam ediyoruz. Sesimizi kaydetmiş tekrardan. Neyse biz natural enerji tablosunu incelersek ya. Zaten deminden incelemiştim son 5 bildirimini. Burada önemli bir olay yoktu. Finansal tablosuna gidersek ya. Hemen bildiğim şekilde anlatayım size. Toplam öz kaynaklarından 6.2'den 8.4'e çıktığını görüyoruz. Toplam kaynakların 8.4'ten 12.9'a çıktığını görüyoruz. Bunlar öz kaynaklar tarafından olumlu karşılanan şeyler. Yani onu karşılanan derken hızlı konuşmaktan oluyor. Öz kaynakları güzel artış göstermiş diye. Şimdi net dönem kar zararında biraz sıkıntılar başlıyor. Buna fin tablesinden değinirsek ya. Net azalış var %70'lik. Favörümüzde %67'lik bir azalış var. Ama çeyrek satışlar 2022'nin dönemlerine bakarsak eğer 2023'ün 6. ayında 2022'nin ikinci çeyreğe, üçüncü çeyreğe ve dördüncü çeyreğe bakarsak eğer onlara rağmen güzel artmış çeyreklik satışlar. Ama şu ikisi biraz daha kötü olarak çıkmış karşımıza. Bir azalma gözüküyor. Şurada da bir eksi tablo var. Finansal borçlarını kapatmaya çalışmış. Bu aslında olumlu bir senaryo olabilir. 2.7 milyardan 7 milyar diyorum o kaç oluyorsa artık 1.6'ya düşürmüş. 2.4'ten 983 bine düşürmüş. Finansal pardon net borcunu bu şekilde düşürmüş. Aslında bunlar borcun düşürmesi
bir nevi iyidir diye düşünüyorum ben. Bir firmanın borcunu düşürmesi, borcunu sıfıra doğru indirmesi gayet iyidir. Şimdi investing'i yorumladık, trading diye bir yorumladık. Wintables ve Kaptan finansal tablona baktık. Arkadaşlar ben bunu da buraya koyuyorum. naturalenerji.com.tr buradan okuyabilirsiniz. Ben burada özet olarak şuraları kısa kısa göstereyim. Buraları durdurup bakabilirsiniz. Şimdi bunlara hiç değinemeyeceğim. Ben sadece şu kısmı sevmedim. Faaliyetlerimiz kısmı çalışmıyor. Tıklıyorum. Herhangi bir yeni sayfaya atmıyor. Direkt ana sayfada. Şimdilik böyleydi. Görüşmek üzere.